değerli arkadaşlar merhabalar iyi geceler diliyorum. Sevgili dostlar son derece zorlu geçen bir ağustos ayı sonrasında eylül ayına girmiş bulunuyoruz ve eylül ayı önemli beklentileri daha doğrusu yılın son aylarına e, girmiş olduğumuz şu evrede endeks ve küresel piyasalar adına da önemli beklentiler ve önemli gelişmeler bulunuyor. Sizlere bu analizimde özellikle endeksin ağustos ayında yaşattığı ciddi bir krizin sonrasında e, önümüzdeki gün yönelik olarak seyrinin ne olabileceği, yıl sonuna kadar beklentilerin ne olabileceği, hangi sektörlerin ön plana çıkmasının muhtemel olabileceği gibi hususları ifade etmek ve aynı zamanda da endeksin destek ve de direnç anlamında veya ileri yönlü, yukarı yönlü hareketlerindeki hedefleri hususunda da sizleri bir şekilde aydınlatmaya gayret göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, malumunuz üzere 4 Ağustos tarihinde bir analiz aktarmıştım ve endeks 9500'e doğru çöküyor mu şeklinde ironik bir başlık kullanmıştım ve bu başlığımın böyle bir ifadeyle e, sizlere yansımasındaki en önemli etken endekste veya borsa İstanbul'da kritik desteklere doğru yaklaşıyor olmamız sebebiyle bir ayı tuzağının kurulabileceği ve bir realizenin olabileceğine dair dikkat çekmekti. Neden? Çünkü birkaç aydır yukarı yönlü eğilimlerin söz konusu olduğu bir ortamda özellikle ve özellikle küçük yatırımcıların büyük bir e, istekle, azimle, umutla borsaya yönelmiş oldukları bir ortamda bir şekilde o insanları mallandırmak diyelim. Veyahut da büyüklerin kar realizasyonu yapmak suretiyle küçük yatırımcıyı yukarı fiyatlardan pozisyona sokmak. Onların sabırlarını test etmek ve sonrasında da pes edenlerin mallarını ucuz fiyatlardan almak hususunda bir stratejileri olabilecekti. Nitekim sizlere 4 Ağustos tarihinden sonra aktarmış olduğum analizlerimde de sürekli olarak şu vurguyu yaptım. Dedim ki değerli dostlar hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde panik olmayınız. Zira endeks 9500 aşağısına endeksin 9500 aşağısına gelmesini beklemiyorum buraya kadar bir geri çekilme belki orta uzun vadeli trendin kırıldığı şeklinde bir tablo yaratılabilir. Önemli hareketli ortalamalara doğru bir geri çekilme olabilir ama hızlı yükselen bir endeksin bu şekilde bir kar realizasyonu görmesinin sağlıklı bir teknik oluşum olabileceğini ifade etmeye çalışmıştım. Tabii ki e ee, bu ifadelerim tek başına yeterli değil. Herkesin sabır katsayısı, herkesin zarar ve ziyana e, katlanma e, içgüdüsü birbirinden farklı olacağı için önemli panikler yaşandı. Hele bir de şu sosyal medya yok mu? E, bazen kahrolası diyesim geliyor. Yani e, maalesef ki küçük yatırımcıları ciddi şekilde yanlış yönlendiren e, onlardan bir şekilde hani biz büyüklere kızıyoruz. Biz Bofa'ya kızıyoruz. Şuna kızıyoruz, buna kızıyoruz ama aslında aslında yeterli bilgiye sahip olmayan insanların yaptıkları saçma sapan yorumlar, çizdikleri garip taba grafikler sonrasında endeks 71'e geliyor. Efendim daha bunlar iyi günlerimiz. Şöyle böyle şeklimdeki ifadelerle korku salan bir tablo. Maalesef ki birçok yatırımcının ciddi şekilde zararına ve birçok yatırımcının da borsaya küsmesine sebebiyet verdi. Ağustos ayında zannediyorum 1 milyon üzerinde yatırımcı borsaya küstü ve hesabını sıfırlamak veya hesabındaki parayı çekmek durumunda kaldım. Evet kıymetli arkadaşlar endeksimiz ağustos ayını %7 civarında bir negatiflikle kapattı. ama e, burada bankacılık endeksinin biraz daha diri kaldığını söylemek mümkün olabilir e, çünkü bu evrede yabancının özellikle veya büyüklerin özellikle yukarıdan sat aşağıdan tekrar yerine koy taktiğinin uygulanmakta olduğunu defalarca defalarca ifade etmeye çalıştım. Defaatle ifade ettiğim bu strateji yabancının en çok sevdiği stratejidir. Çünkü 3-5 kademe aşağı indir. Ondan sonra sattığının %2, %3 oranında daha fazlasını bir şekilde al aynı parayla elindeki lot miktarını artır. Bir diğer taraftan Biop cephesinde bir yandan baskı kur, short pozisyonlardan para kazanmaya çalış, diğer taraftan da ciddi şekilde alımlar yapmak suretiyle ki sizlere biop tablosunu göstermiştim e, analizlerimde. İlk 5 kurumda önemli kurumlar iş yatırım gibi, bankov gibi, HSBC gibi kurumlar short pozisyonda görünüyorlar ama alıcılar tablosuna baktığımız zaman alıcılar tablosundaki diğer hanede olan ilk 5'in dışındakilerin 100 bin kontrat civarında alım yaptıklarına tanık olmuştuk ve yine aynen şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki ilk beşin dışında kalan kurumların 100 bin kontrat civarında alımda olması son derece mamidardır. Bunların küçük yatırımcı olması mümkün değil. Küçük yatırımcı bu kadar yüksek miktarda bir e, pozisyon açamaz ve taşıyamaz şeklinde. Ve yine ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz zaman veya en son vermiş olduğum analizimde. Bu analizinden önceki en son analizime bakılacak olursa görülecektir. Ağustos ayının sonlarına doğru artık yavaş yavaş bu eldeki yüklü miktarda gizli olarak açılmış olan long pozisyonların kapatılması e, gerekiyor veyahut da bir sonraki vadeye aktarılması gerekiyor ama esas sihirli cümle şu olacaktı veya taktik şu olacaktı yüksek miktarlı ilk 5 kurumun elinde bulunan şortların kapanabilmesi için alım yapmaları gerekiyordu. Bu noktada bazı arkadaşlar bilgi yetersizliğiyle beni eleştirmeye çalışmışlar. Sevgili dostlar eğer yeterli bilginiz varsa beni eleştirin. 30 yıllık bir tecrübeyi 3 günlük bilginizle eleştirmeyiniz. Bu konuda özellikle ricacı olmak istiyorum sizlerden denildi ki efendim ne olacak yani e, gün sonu vade sonu geldiği zaman e, otomatik olarak fiziki teslimat e, nakdi teslimat olacaktır. E, bir şekilde kendi kendine uzlaşma fiyatından kapanır. Hayır sevgili dostlarım. Endeks kontratları ancak ve ancak uzlaşma fiyatından kapanır ama pay piyasalı kontratlarda yani işte bir Koç e, Holding olsun yani eee işlem görmekte olan hisseler mutlak ve mutlak surette ya onun kaldıraç oranı oranındaki bir hisse elinizde olacak veyahut da bunu satacaksınız. Satmak zorundasınız, kapatmak zorundasınız daha doğrusu. İşte bu sebepten dolayı yüklü miktardaki short pozisyonların kapanabilmesi için alım gelmek zorundaydı. Ve endekste 9500'leri gördükten sonra çok hızlı bir şekilde 10.000 üzerine gelebildi. 10.021 daha doğrusu 10.000 üzerinde ikinci kapanışını gerçekleştirebildi. Bu hafta adına %2'lik bir e, avantajımız söz konusu veya ay anlamında yüzde ikilik bir avantajımız söz konusu. 10.150'ler seviyesine kadar, 159 seviyesine kadar yükselebildik ama bugün özellikle Dow Jones Future'larının gün içerisinde olumsuz bir seyri vardı. Zira dün itibariyle daha doğrusu Pazartesi günü itibariyle Labor Day denilen ABD'nin bu sebebe dayalı olarak bu özel gününe dayalı olarak tatilde olmasının ardından 41.500'ler civarındaki seyrinden gelen bir satış bir kar realizasyonu bir iyileştirme durumu söz konusu oldu. Future'lar ve Dow Jones'un olumsuz açılışı ardından bizim endeksimizde de satış baskısı ön plana çıktı ama 10 üzerinde kapanış yapılması başarılı değildi. Dolar 34 üzerinde kalsam mı kalmasam mı noktasında tereddüt yaşıyor. Bugün enflasyon verileri geldi. Bunun üzerinde konuşmaya bile değer görmüyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar gerçeğe yansıtıyor, ne kadar yansıtmıyor sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama göreceli olarak enflasyondaki rakamsal anlamdaki bir geri çekilme modun olması bir şekil yaratmak adına işte biz demiştik bakın oldu tarzındaki bir durumu gündeme getirmekte. Altın fiyatları e, tarihi zirvesine doğru yaklaşırken altın bazında bir miktar geri çekilme eğilimine girdi. Yalnız altın konusunda özellikle dikkat çekmek istediğim bir husus var. Fed'in 18 Eylül tarihinde bir toplantısı olacak ve faiz kararı açıklanacak. Dolayısıyla Powell'dan gelecek olan açıklama eğer ki Eylül ayına yönelik olarak ağırlıklı görüş bir faiz indiriminin olacağı yönünde hatta bu faiz indiriminin 0.25 değil de 0.50 civarın 0.50 olabileceğine dair beklentiler dahi hakim. Eğer faiz indirimi 0.50 olacak olur ise böyle bir durumda altın fiyatlarında biraz daha yukarı yönlü bir eğilimin devam edeceğine faizden çıkacak olan 7.5-8 trilyon dolar dolar civarındaki paranın altına ve sonrasında ise ABD borsalarına ve elbette ki küresel ve de gelişmekte olan ülke borsalarına doğru yayılabileceğini ifade etmek mümkündür. Biraz daha bir yandan risk iştahı artarken bir diğer yandan da güvenli liman olarak görülen faizden çıkan paranın daha güvenli liman olarak görülen altına doğru bir eğilim göstermesi beklenebilir. Zaten altın fiyatlarının gerek ons altın bazında ve gerekse gram altın bazında son dönemlerde bir yukarı eğilim içerisinde olmasının en büyük sebebi de bu küresel e, risk iştahının e, pardon küresel ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu ve de faizlerin indirim ihtimalinin yüksek kaldığı bir durum sebebiyle gerçekleşmiş idi. Şimdi sevgili arkadaşlar bu genel açıklamalardan sonra endekste ne oluyor ne bitiyor bir buna bakmaya çalışalım. Öncelikle sizlere şunu ifade etmiştim. Demiştim ki son dönemlerde ciddi şekilde kurumların alımları var ama çaktırmadan alıyorlar. Veyahut da birçok hissede önemli alımlar gerçekleştiriyorlar ama bunu çaktırmadan yapıyorlar. Yukarıdan sat aşağıdan al taktikleri Ile. Çok defa eleştirildim bu konuda sevgili arkadaşlar. Fakat ben eleştiriye açık bir insanım. Ama dediğim gibi bilgiyle eleştirilmek isteniyorum. Ee, özellikle. Eğitim vermekte olduğum malumunuz birebir özel eğitimler vermekteyim. Kişinin ihtiyacına, kişinin eksik kaldığı yönler her ne ise onu baş başa bir şekilde gerek online gerekse fiziki birliktelikle eğitimler vermekteyim. Ve bu eğitimlerimde en çok üzerinde durduğum noktalardan birisi şudur ki piyasanın ruhunu okumak durumundasınız. Dilediğiniz kadar teknik analiz bilin. Dilediğiniz kadar e, temel analiz bilin. Ne kadar çok bilirseniz bilin bunun aslında piyasanın ruhunu, piyasanın nereye gidip geleceğine dair bir fikir sahibi olamıyorsanız, günlük gelişmeleri anlayamıyorsanız, sabahleyin uyandığınızda, e, bilgisayarınızı açtığınızda hangi parametrelere bakmanız gerektiğini ve günün hangi saatlerinde endekse satış gelip hangi saatlerinde endekse tepki gelebileceği hususunda hangi kurumların endeksi BOFA'yı biliyorsunuz ama BOFA'nın karşılıklı işlem yaptığı kurumlar da var. Hangi kurumların BOFA'yla müşterek veya karşılıklı işlemler yaptığını, karşılıklı alsatlar yapmak suretiyle bir şekilde kafa karıştırıcı adımlar attığını bilmiyorsanız ve da takip etmiş olduğunuz indikatörün klasik değerleriyle işlem yapıyorsunuz ama her ilaç her hastaya iyi gelmez. Bu noktada bir hislerin en iyi hareketli ortalamasını tespit etmek veya mekli indikatörünü kullanıyorsanız örnek olarak söylüyorum bu indikatörün 26, 12, 9 gibi klasik parametreleri vardır. Ama bu A kağıdında çok iyi çalışır. Fakat B kağıdında farklı bir parametre kullandığınız zaman çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İşte bunun gibi takas okumasından tutun da son 10 dakikada kim aldı kim sattı. İster hisse bazında ister endeks bazında. Bunları bilmenin nasıl yorumlanabileceği hususundaki detayları da olabildiğince her an pratik alsat yapmanıza ve para kazanmanıza yönelik bir şekilde izah etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz günler aslında uzun vadeli yatırım yapılacak günler değil. 3 dakika sonrasını hesap edemiyoruz. Vaktiniz boldur, paranız çoktur veyahut da 3-5 sene paraya ihtiyacınız yok. Evet elbette ki e, rasyoları son derece uygun olan kağıtlardan alsa, e, alımlar yapabilirsiniz. Biriktirme modunda olabilirsiniz. Temettü dediğimiz e, kavrama yönelik bir şekilde dağıtılacak olan kar paylarını önemseyebilirsiniz. Hay hay bunların hiçbirisini elimin tersiyle itmem. Gitemem. Ama içinde bulunduğumuz süreç gördüğünüz gibi bir anda 1000 puan yukarı, bir anda 500 puan aşağı. O haberle birlikte şuraya gittik, buraya geldik. Bunlara yönelik olarak sabır testi ne girdiğimiz bir evrede bizim de kendi yapımıza ve karakterimize uyumlu bir strateji belirlememiz gerekiyor. Ki biz buna hem strateji diyelim hem de portföy optimizasyonu diyelim. Sevgili dostlar, benim eğitimlerimde bunlar var. Ve bu konuda kendinizi bu başlıklar altında ister benden ister başka bir noktadan hiç fark etmez çok değerli eğitmen arkadaşlarımız da var. Bu bilgileri mutlaka edinmeye çalışınız diyorum. Evet, günlük para giriş çıkış verisine baktığımız zaman son 5 gün bazında Türk Hava Yolları'nda 571 milyon İşçiden 411 milyon. Garanda 400 milyon vesaire şeklinde para çıkışları olmuş. Peki para girişi yaşayan hisselere bakalım bir de. Son 5 gün içerisinde en çok para girişi yaşamış olan hissemiz e, hangisi acaba? Bir de e, buna bakalım. Şuradan şurayı bir kere daha tıkladığım zaman. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar en fazla para girişi yaşayan hisseler içerisinde önemli miktarlarda para girişi yaşamış olan Pegasus'u görüyoruz 440 milyon. Koç Holding'i görüyoruz 210 milyon. Yapı Kredi'yi görüyoruz 171. Aselsan, Türksel, Tav gibi eee hisselerde önemli para girişleri var. O halde ne diyebiliriz? Holdinglere son dönemlerde biraz daha ilgi var. Çünkü bankacılık endeksi gerçekten hızlı bir seyir gösterdi ve bu hızlı seyirin ardından eee söz konusu olan e, holding hisselerindeki bir hareketliliğin olmasını normal karşılamak gerekiyor. Lütfen günlük olarak borsapivot.com isimli sitemizden öncelikle hangi hisselerde günlük bakın son 3 gün veyahut da son 9 gün bazında hangi hisselerde yüklü miktarda para girişi oluyor, istikrarlı olarak para girişi var bunları takip etmenizde büyük yarar bulunmakta. Ve yine aracı kurum işlemleri diyelim arkadaşlar. Hani denildi ya aracı kurumlar özellikle yabancılar delicesine satıyorlar endeksin içinden geçtiler öyle oldu böyle oldu vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar son 10 güne bakalım isterseniz son 10 güne baktığımız zaman en çok alanlarda global yatırım buçuk milyar ak yatırım 2 milyarın üzerinde HSBC 2 milyar civarlarında alımlar yapmış. Ama satış cephesine baktığımız zaman Banko 4 milyar civarında efendim TEP yatırım. 3 milyar civarında satış yapmış. Peki bu 10 gündü. Son 3 güne bakalım bir de arkadaşlar. Son 3 günde alımlar hızlandı ve son 3 günde Bankov'un 1,5 milyar globalin 1.2 milyar ak yatırımı 1.100 milyar gibi alımı varken satışların oldukça az olduğunu görüyoruz. Yatırım finans ve teb yatırım 1 milyar üzerinde satış yapmış ama diğerleri daha düşük miktarlarda satışlar yapmış. Peki buradan çıkaracağım sonuçta arkadaşlar buradan çıkaracağım sonuç şu yabancı takas oranına gelmek istiyorum. Yabancı takas oranı değerli arkadaşlar 15 Ağustos tarihine kadar yüzde pardon 37.53 seviyesine kadar gerilemiş. Ama bu tarihten sonra 37.53'ten itibaren başlayan bir yükseliş var. Hele ki, hele ki 23 Ağustos'tan sonra yani Ağustos'un son haftası itibariyle özellikle vurguladığım o biyoptaki geri plandan açılmış olan long e, pardon e, ön planda açılmış olan yüklü miktardaki short pozisyonlar ki bu short pozisyonlar bir anlamda e, endeksin şeklini değiştirmek amacıyla baskı kurmak amacıyla açılmıştı ama bir diğer taraftan da düşük seviyelerden mal toplanmaktaydı. İşte arkadaşlar bunun bir seviyesi olarak gördüğünüz gibi 5-6 gün boyunca e, yabancı takasının yüzde bir gördüğünüz gibi 26 Ağustos tarihinde ardından yüzde 26 ardından yüzde ardından yüzde 1.48 gibi artışlarla sonuç itibariyle 40'lar seviyesine, yüzde 40'lar seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Evet, 10 bin üzerine geldik, 10 binler civarına gelmiş olmamız, 10.150 kritik bir direnç noktamızda buradan bir miktar kar realizasyonu gelmesi son derece normaldir. Son gün itibariyle yüzde ee, 1.74 gibi bir yabancı takasında düşme olmuş, azalma olmuş. Ama şuradan başlayan sıçrayış işte sizlere sürekli vurguladığım gibi düşen e, pozisyonda bir şekilde mal toplandığının bir göstergesi veyahut da bir delili olarak ifade edilebilecektir. Ve yine arkadaşlar e, endekse dair teknik e, ayrıntılara girmeden önce şu hususu da vurgulamak istiyorum. Bu ay önemli. 6 Eylül tarihinde 6 Eylül tarihinde Fitch'ten gelecek olan bir not kararı olacak. Fitch biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde notumuzu bir kademe artırmıştı. Artı iki kademelik bir artış diyelim buna. Hem bir kademe not artışı hem de görünüm değişikliğine gitmişti olumlu anlamda Dura, e, bir şekilde negatiften durağına e, çevirmişti bu e, yeni toplantısı 6 Eylül'de olacak ve 6 Eylül gecenin geç saatlerinde açıklanması beklenen not kararı itibariyle Fitch'in Türkiye'nin notunun yine bir kademe artırabileceği beklentisi analistlerin e, medyan beklentisi şeklinde yoğun beklentisi şeklinde yani BB eee Eksiden bir şekilde B artıya çıkabileceğimiz hususunda bir e, tablonun olduğunu görüyoruz. Bir kademelik bir not artışı bekleniyor. Ama görünümde bir değişiklik olması beklenmiyor. Bu not artışını satın almak adına bir şekilde endekste bugünlerde bir hareketlilik olabilir. En azından cuma gününe kadar bir hareketlilik olabilir. Bildiğiniz gibi beklentiler satın alınıyor. Ardından da bir şekilde e, bu satılıyor, realize sebebi olarak öngörülüyor. Hatırlayınız yakın tarihte Moody's'in de benzer şekilde bir iki kademelik not artışı söz konusu olmuştu. Moody's kararı bir şekilde satın alındı. Sonrasında Moody's kararının ardından ertesi gün birkaç saatlik yukarı yönlü bir eğilimle 11.250 seviyeleri görüldü. Ondan sonra satışlar gelmiş idi. Bu açıdan fi için not kararı öncesindeki büyüklerin, yabancıların veya endeksin seyrini yakından izlemek bu beklentiye dair e, görünümde nasıl bir etkileşim olduğunu izlemekte yarar var. Bugünkü negatif kapanışı Dow Jones'ta oluşan e, olumsuz tabloya ve aynı zamanda da Aynı zamanda da endeksin 9500'lerden bir anda 10 bin 150'lere 160'lara kadar erişmesi noktasındaki 600 puanlık 700 puanlık bir yükselişinin makul bir kar satışı olarak görmemizde fayda var. Teknik noktalara birazdan gireceğim. Ve yine 18 Eylül tarihinde bildiğiniz üzere FED'in faiz kararı olacak. Bu faiz kararıyla ilgili olarak şayet FED 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak olur ise bizim için de bu büyük bir faiz indirimlerini desteklemek niteliğini taşıyacaktır. Ben Eylül ayında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapmasını pek beklemiyorum ama Ekim belki Kasım ayında özellikle Kasım ayında bir faiz indirimi gelebilir. Yine bilinmesi gereken ve akılda kalması gereken bir başka önemli husus ise KKM süresi uzatıldı. Bu uzayış bir şekilde doları dizginlemek ve diğer yandan da da Türk parasının değerini artırmak amacıyla alınmış olan bir karar. Yani sıkılaştırma politikalarının ciddi bir şekilde uygulandığını ifade eden bir karar. Yabancı da zaten bu sıkılaştırma programının devam etmesini özellikle ve özellikle istiyor. Bunu bekliyor ve bu anlamda bankalara yönelik olarak bir uygulama daha geldi ki Dendi ki sen eğer elindeki paraları ne kadar çok miktarda TL'de tutarsan ben senin kredi maliyetlerini e, veyahut da e, paraya erişmem. TL'ye erişme noktasındaki maliyetlerini de düşük tutacağım dedi. Dolayısıyla Türk parasını güçlendirmek ve kuvvetlendirmek adına TL'ye olan ilgiyi artırmak için Merkez Bankası'nın attığı bu adımı da önemsemek gerektiği kanaatindeyim. Evet sevgili dostlar. 120 dakikalık grafiği görmektesiniz ve 120 dakikalık grafiğimizde şuradan gelen bir al sinyalimiz var. Daha önceleri yüksek noktalardan gelen sat sinyallerimiz vardı. Şurada mesela arkadaşlar, e, örneğin e, şu noktada daha doğrusu şu noktada gelen bir al sinyalimiz var 11800'lerden. Daha sonrasından bize 11200'ler civarında sat sinyali üretmiş. Tekrardan burada bir al vermiş ama çok kısa bir süre sonrası sat'a dönmüş ve eee Omnin vermiş olduğu sat sinyalini neredeyse 9700'lere kadar devam ettirmiş ve en son durum olarak ise şu noktada 9750'ler civarında bir şekilde al sinyalini veriyor ve al sinyali formülasyon itibarı devam ediyor. Ancak Halik göstergesine baktığımız zaman Halik göstergesi arkadaşlar 10 on... 1110 seviyesinde bugün itibarıyla 10.110'un aşağı geçilmesiyle 10 yine doğru yaklaşımların olmasıyla 120 dakika adına sat sinyali üretmiş durumda. Halik göstergesinin kriterlerini bilen veya benden eğitim almış arkadaş ha bu arada hemen ifade edeyim arkadaşlar bu göstergeyi başka bir yerde bulamazsınız. Sıklıkla soruluyor hocam bu göstergeyi biz işte orada burada şurada hiçbir yerde bulamadık. Arkadaşlar bu benim formül ettiğim bir göstergedir. Sadece ve sadece eğitim vermekte olan e, olduğum arkadaşlarım bu göstergeyi yayınlıyorum zira bu göstergenin nasıl kullanılması gerektiği bilinmeksizin ezbere bir şekilde bilgisayarınıza yükleyip de kullanmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Bir nevi kullanım kılavuzunu bilmediğiniz bir elektronik cihazı randımanlı bir şekilde kullanamayacağınız gibi. Dolayısıyla şu anda halık göstergemiz olumsuz bir durumda ama artık yönünü biraz olsun böyle kırmak gibi aşağı yönlü eğiliminden vazgeçmek gibi bir istek var. Bu durum belki de Jones'un yarın olumlu bir seyir içerisine girmesi ve aynı zamanda e, Fitch'ten gelecek olan not kararı nın da beklentilerinin satın alınması hususundaki bir düşünceyle tekrardan yukarıya dönebilir. Bu açıdan e, bu hususu önemsemekte fayda olduğu görüşündeyim. Evet günlük bazda grafiklerimize baktığımız zaman 11245 seviyesinden başlayan geri çekilme ve 9523'te son bulan, son bulan bir geri çekilme ve bu e, tepe ve dip noktalarını dikkate aldığımız zaman çizdiğimiz Fibonacci grafiğimizde bize diyor ki 10181 seviye geçmelisin. 9929 seviyesinin de aşağısına gelmemelisin. Yani olası anlık hızlı işlemlerde, hareketlerde bir şekilde 10000 aşağısına sarkabiliriz. Burada da bir tuzak kurulmuş olabilir. Ama biz 10000 üzerinde kaldıkça ve hatta 10181 seviyesini geçmek kaydıyla 10400'e doğru ilk hedef olarak erişmek gibi bir niyet içerisinde olabiliriz. 10400 daha doğrusu 10350 10450 seviyesini önümüzdeki grafik çıkardıkları sıklıkla zikredeceğim Arkadaşlar bu bölge bizim için çok önemli Çünkü endeksin en önemli virajı Burası burayı açtığı zaman tekrardan 11 binlere 11500 lira Hatta biraz daha ötelere doğru gitme olasılığı söz konusu olacaktır bu kritik virajın açılması durumunda Peki sevgili arkadaşlar yine günlük bir grafiğim var 7200'lerden başlayan yükselen trendi dikkate almak kaydıyla şurada arkadaşlar 9700 bölgesinde 1 iki günlük bir e, ayı tuzağı kurulmuş gördüğünüz gibi. Bu seviyenin aşağısına sarkma olmuş ama ardından hızlı bir toparlanmayla tekrar biz şu dirence yönelmiş durumdayız. Aslında şu noktada 23.6 seviyesine denk gelen 10297 yani 10300 seviyesinin üzerine çıkılması şu bölgede bir gap oluşmuş gördüğünüz gibi. Yani şöyle ifade edeyim. 10880'den bir şekilde 9700'e doğru 1000 puanlık çok sert bir satış dalgası gelmiş. Dolayısıyla bu o, oluşan gapin kapatılması anlamında 10400'e doğru hızlı bir atak olabilir. Dolayısıyla bu atağa dikkate almamız lazım. Ama bu atağın olmasından ziyade 10350 10450 bölgesini sıklıkla zikredeceğimi ifade etmiştim. Bu bölgede bir şekilde güçlü bir hacim ve güçlü bir alım dalgasıyla biz bu önemli virajı dönebilirsek endeksin artık makus talihini en azından belli bir süreliğine yendiğini, yıktığını düşünebileceğiz. Evet günlük grafiklerimiz itibariyle Halep göstergesi oldukça iyi durumda. E, yukarı yönlü eğilimini devam ettiriyor. Bugünkü geri çekilmeden dolayı hafif bir yorgunluk belirtisi var ama şuradaki 40 hattını geçtiği zaman 70'li 80'li bölgelere doğru yönelimini hızlandırabilecektir. Ama 9700 seviyesi aşağısında kalıcı olunmaması şu anda en büyük desteğimiz burası. Kalıcı olunmamalı. Şurada olduğu gibi 1 iki kapanışın hemen ardından yukarı doğru yönelim olduğu gibi biz bu seviyelere tekrar gelip de korkulu rüya görmemeliyiz. Peki değerli arkadaşlar bu grafikten sonra bir de haftalık grafiklere bakalım. Haftalık anlamda şurada bir sarı hattım var. Burası arkadaşlar bir trend bir destek hattı. Orta vadeli bir hat diyelim. Orta vadeli hattımızın burada kırıldığını görüyoruz. Ama bu hattın kırılması da bir nevi ayı tuzağı olarak değerlendirilebilir. Zira buradan sonra biz şu anda 10.450 olarak gördüğümüz şu sarı hattımızın içinde bulunduğu seviyenin üzerine çıktığımız zaman bu şekilde biz düşenip yani bir şekilde söz konusu olan e, yükselen kanalın içerisine yükselen trendin üzerine tekrar döndüğümüzü düşünebiliriz. Burada önemli bir durum var arkadaşlar. Haluk göstergesinin şu beyaz e, daire içerisinde aldığım noktasına bir de buradaki noktasına dikkat edelim. Farkında mısınız veya e, görebiliyorsunuzdur umarım. Aynı seviyelerden bir dönüş var. Şurada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Haluk göstergesinin 36-56 seviyesinden başlayan dönüşü 4400'ler civarında iken endeksin olmuş ve bu seviye 4400'lerden 7600, 7700 lira kadar, 7800 lira kadar bir yükselişi gündeme getirmiş. Sonrasından bir gerileme oluyor. Şuradaki orta hattımızdan tekrardan yukarı yönlü bir eğilim söz konusu oluyor. Aslında esas önemsenmesi gereken yine aynı noktadan bir alt sinyali oluşmuş. Sert bir şekilde başlayan geri çekilme ve bu geri çekilme daha önce olduğu gibi 4400'lerden 7800'lere giden yükselişte olduğu gibi bu bölgede alt sinyali üretmiş durumda ve bu yeşil eğrimiz, bu yeşil e, e, görünümümüz yukarıya doğru devam ettiği müddetçe endeksin net olarak yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki göstergeden referans almak suretiyle de endekste önümüzdeki döneme dair en azından yıl sonuna dair şöyle şu benzerde olduğu gibi, şu boyutlarda olduğu gibi zaman zaman ufak tefek zikzaklar olabilir ama bir yükseliş potansiyelinin mevcudiyetini ifade edebiliriz. Bu da arkadaşlar endeksin bir kanal grafiğidir. Yine az önceki grafiğimizin benzeri. Destek noktamız aynı. Kanalın üst bandı olarak çizilmiş olan bir e, çizgimiz bulunuyor. Üst nokta itibariyle bugün itibariyle diyor ki 13.093 seviyesi bu kanaldır diyor. Bu kanalın üst bandı 13.100 diyelim biz buna. Alt bandı ise 10.453'müş. Yani biz 10.450'nin üzerine çıkarsak ki az önce de ifade ettiğim gibi 10.350, 10.450 önemli. Bunun üzerine çıktığımız zaman bu kanal içerisine tekrardan geri girmiş olacağız. Destek olarak 10.450'leri takip edeceğiz. Direnç olarak ise bu üst noktayı. Tabi sağa doğru günler ilerledikçe bu ee, Kanal bantlarımızda alt bandımızın seviyesi de 10.500, 10.600, 10.700 gibi yükselecekten üst bandımızda biraz daha yükseliş gösterecektir. Evet sevgili arkadaşlar bu da bir günlük grafiğimizdir. Son yaşamış olduğumuz düşüşü dikkate almak suretiyle çizdiğim bir Fibonacci impaz grafiği diyor ki 10.500 seviyesinin üzerine çıkman lazım. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar şu nokta bir direnç etkisi göstermiş. Defalarca defalarca direnç etkisi göstermiş. Neresi? %61.8 10.139 e, e, 10, seviyesi. Biz bugün nereye gördük arkadaşlar? 10.159. İşte defalarca direnç etkisi gösteren bu noktanın aşılması durumunda bir sonraki seviye olarak biz 10.500'e erişebileceğiz. Ve yine dediğim gibi gibi 11.350 10.450 bölgesi aşıldıktan sonra artık 10.500'ün üzerine yönelmek 11.150'ye dikkat ediyor Arkasından 12.135'li seviyeye kadar gidebilirsin şeklinde bize teknik olarak bilgi veriyor. Bankacılık endeksine baktığımız zaman ise arkadaşlar bankacılık endeksi kanal içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Orta bandın üzerinde kalamadı. Ama 4 haftadır yukarı yönlü bir eğilim içerisinde o halde bankacılık endeksinin de e, 12.580 seviyesinin üzerine çıkması durumunda pardon 16.000 seviyesinin üzerine çıkması durumunda bankacılık endeksinin de bir şekilde üst kanal bandına doğru hareketlenmesi beklenebilecektir. Ve arkadaşlar bir de bankalar ve de holdingler arasında bir mukayese yapalım isterseniz. Gördüğünüz gibi beyaz eğilim bankaları, kırmızı yeşil çubuklarım ise holdingleri göstermekte. Bankacılık endeksinin biraz daha hareketli ve biraz daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bankacılık endeksi ile holding endeksi arasındaki makas açılır ise bir şekilde holding endeksinin bankacılık endeksine yaklaştığını görüyoruz. Şurada olduğu gibi. Şurada da arkadaşlar makas açılmış ama daha sonra e, bankacılık endeksine doğru holding endeksinin yaklaştığını, aradaki mesafeyi kapattığını görüyoruz. Şuralarda birbirine paralel bir seyir söz konusu olmuş. Ama burada holding endeksinin şu açıyı kapatması hususunda bir çabayı dikkate alabiliriz. Özellikle bilançolar nezdinde. Evet, dolar e, kuru bazında endeksin değerlendirmesini yapalım en son e, tablo itibariyle. Dolar kuru bazında arkadaşlar baktığımız zaman şurada arkadaşlar beyaz e, görsel olarak yarattığım nokta önemli bir direnç noktası olarak çalışmış bu direnci defalarca aşamamış ve an itibariyle dolar kuru nezdinde endeksimiz 294,72 sentten kapanış göstermiş o halde şu zorlandığı defalarca zorlandığı seviye olan ot 303 e, seviyesi bizim için veya 303 sent seviyesi 303,52 seviyesi büyük önem arz ediyor buranın aşılması 310 318 gibi seviyeleri gündeme getirebilecektir ve dikkat ettiğiniz gibi 303 ile 310 hatta 312'ler 313'ler arasında önemli bir gap boşluğu dediğimiz boşluk oluşmuş. Bu boşluğun da dolması hızlı bir şekilde teknik anlamda beklenebilir. Kıymetli arkadaşlar, dilim döndüğünce sizleri bilgilendirmeye çalıştım ve aynı zamanda borsa pivot.com isimli sitemizde e, bütün hisselerin pivot destek dirençlerini daha doğrusu hedef değerlerini ve düşerse nereye kadar düşebilir kriterlerini görebileceğiniz gibi endeksin de bu benzeri veyahut da Yurt dışı endeks, efendim döviz e, ve VIOP e, enstrümanlarının da bütün verilerini rahatlıkla görüp inceleyebilirsiniz e, bu pivot e, unsurları itibariyle. Biz yurt dışı endekse bakalım isterseniz. E, çarşamba gününe ilişkin olarak diyor ki pivot 10.047. En fazla 9.934 seviyesine doğru geri çekilebilirsin. Buradan aşağı gelme tekrar 10.000'in 10 üzerine çık ve 10.110, 10.200 ve 10.285 seviyeleri senin özellikle dikkat etmem gereken seviyelerdir diyor. Bu haftaya dair ise 9.770 seviyesi önemli bir pivot değeri olarak hesaplanmış. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça sıkıntı yok ki bugünkü kapanışımız 10.016 ile birinci direncin az da olsa üzerinde oldu. O halde 10.400 seviyesi özellikle dikkat çektiği 10.400 seviyesine bu hafta erişmemiz mümkün olabilir. Zira aylık bazda da 10.000 17 seviyesi olarak öngörülen bir pivot değerimiz var. Bu seviyenin üzerindeyiz. E, bu seviyenin üzerinde kaldıkça 10.500 bu ay itibariyle 10.500 seviyesi destek yapılabilirse 11.400 ve sonrasında da 11.850 hatta 12.000'e doğru bir atak olma olasılığı dahi mümkün olabilirmiş. Kıymetli arkadaşlar bir de sizlere farklı bir e, e, görselden e, bahsetmek istiyorum. Pivot e, sistem bizi her zaman için gerek 20 dakika şuradaki bütün periyotlar anlamında bilgilendirdiği gibi aynı zamanda yıllık bazda da bilgilendirebilmekte. Ben sizlere bu yıl 9500 seviyesinin aşağısına gelmenin, oldu gelinmesini beklemediğimi ifade etmiştim. Evet 2024 yılı için pivot sistem bana diyor ki, birinci direncin olan 9595 üzerinde kaldıkça öncelikle 11204 seviyesine gidersin demişti. Yılın başında ben bunu biliyordum. Yılın başında sistem otomatik olarak bunu hesaplamıştı. Dolayısıyla biz 11252 seviyesine kadar geldik. Oradan geriledik ve 9520 lira 23 lere geldikten sonra tekrar yukarıya çıktık. O halde biz 11200 seviyesinin üzerinde birkaç kapanış, birkaç haftalık kapanış yapabilirsek 2024 yılı içerisinde 13850 seviyelerine doğru yönelmemiz mümkün olabilecektir. Yani 14000 seviyesine doğru yönelebilecektir. Bu seviyeleri görme olasılığımız önemli ölçüde artacaktır. Bir husus daha var ki sevgili arkadaşlar, zaman zaman analizlerimde şunu ifade ediyorum. Diyorum ki bu yıl 14 bin seviyesinin de aşılıp 20 binlere doğru bir atak yaşama olasılığımız dahi gündeme gelebilir. Bakın benim ne söylediğimden ziyade sizlerin ne anladığınız çok önemli olacaktır. Daha doğrusu sizlerin derken tenzih ediyorum beni sağlıklı bir şekilde anlayan, doğru anlamaya çalışan arkadaşlarımı. Ama öyle kişiler çıkıyor ki hani 20 bine gidecektik 9 bine geldik, 9500'e bin geldik. Arkadaşlar lütfen doğru algılamaya çalışın. Ne diyorum? Diyorum ki 14.000 seviyesine doğru bir atak olabilir. Sebep ne? İşte sebep bu. 9.500'den aşağı gelmedik. 11.200'ün üzerinde kalıcı olamadık. Bu rakamlar 2023 sonu 31.12 itibariyle 2023 yılındaki gelişen seviyeler, rakamlar, inişler, çıkışlar, düşüşler, yüksek seviyeler, düşük seviyeler, ağırlıklı ortalamalar dikkate alınmak suretiyle hesaplanıyor ve 2024'te ne olabileceği tahmin ediliyor. Teknik olarak tahmin ediliyor. Jeopolitik anlamda anlamda küresel dişler anlamında bir şeyleri tahmin edemez teknik analiz. Ama son direncimiz 13.847 ise buralara kadar bir yönelim olasılığı vardır. Ancak faiz indirimleri küresel ve jeopolitik imkanlar e, bir rahatlamaya doğru bir seyir gösterirse, risk iştahı artarsa, ABD biraz daha hızlı bir şekilde faiz indirimine yönelir ise, aynı zamanda Türkiye'de de benzer şekilde faiz indirimlerinde bir hızlanma söz konusu olur ise, bu durumda para kendisi ne? gidecek adres arayacaktır. Adres neresi olacaktır? Faizden ziyade doların ahvali belli zaten. 60'lar 80'ler şunlar bunlar havada uçuşurken hala 34'ün üzerine bile çıkamayan bir dolar kurumda. 3 yıldır 4 yıldır bekleyen bir de enflasyon zararını üzerine e, bindirmiş olan insanlar hala birilerini dinlemeye devam ederek dolar yatırım aracıdır. Dolardan zarar gelmez demek suretiyle beklemede kalırken biz endeksin ciddi şekilde yukarıya doğru ataklar yapabileceğine tanık olacağız. Çünkü borsa haricinde ciddi oranda para kazandırma ihtimali pek söz korku su değil ortam gereği bu arada sektörel bazda arkadaşlar çimento sektörü inşaat sektörüne özellikle dikkat çekmek isterim gıda sektörü her zaman için avantajlıdır aynı zamanda bu pandemi evresiyle birlikte ortaya çıktığı üzere e, şu an itibariyle yok maymun çiçeğiydi yok bilmemde bilmem nesiydi gibi bir takım salgın hastalıkların gündemde olduğu ve bu haberlerin belki de köpürtüldüğü evrede sağlık ve sağlık teknolojileri hisselerinin avantajlı olabilmesi olabileceğini, sigorta şirketlerinin sağlık sigortasıları nezdinde ve artan primler nezdinde avantajlı olabileceğini, gıda sektörü, parakende sektörü hiçbir zaman için ölmez. Bu sektörler ve aynı zamanda ve en önemli unsur olarak ise inşaat sektörü. Zira bu Kanal İstanbul meselesi yeniden yeniden gündeme gelmeye başladı. Yok Araplara şu kadar yer satıldı, şu oldu, bu oldu, ellerinde projeleri hazır, şu kadar miktar parayla geliyorlar bu projeleri canlandırmak için. Kanal İstanbul veya kendi sel dönüşüm veyahut da Güneydoğu ve doğudaki depremdeki o yeni konutların yapılması evresi ve hele hele Rusya Ukrayna ve Orta Doğu'da savaş e, unsurlarının e, savaş baltalarının bir miktar olsun e, toprağa gömülmesi gibi bir ihtimal söz konusu olursa Türk inşaat şirketlerinin ve Türk e, inşaat sektörünün o bölgelere ihracat yapabilecekleri durumunu da dikkate almak kaydıyla inşaat sektörünün ve çimento sektörünün veya bu kapsama giren bütün e, alt sektörlerin yakından izlemeye alınması gerektiğini düşünüyorum. Sevgi ve selamlarımla. Hafta içi gerek borsa pivot kanalından gerekse benim kanalımdan YouTube Twitter, Instagram gibi unsurlardan anlık kısa bilgilendirmeleri lütfen takip ediniz. Özellikle Borsa Pivot e, sitemizin e, resmi Twitter adresinde e, gün içerisinde en az 8-10 adet önemli paylaşımlarda bulunuyor değerli Hakan Bey kardeşim. E, bunları yakından izlemenizde ve bu kanalda takip almanızda büyük yarar görmekteyim. Hoşçakalınız, selam ve saygılarımla efendim.